acıktım. Tamam. Tamam canım, geliyor, geliyor. Hadi kızım, hadi. Tuzsuz yaptın değil mi? Öyle yaptım. Sıcak şimdi, dur. Bekle. Anne. Hı. Hayırdır? Nesi var bunun? Herhalde abisiyle yengesine üzülüyor. Hı. Üzülmeye devam edecek o zaman. Gafur'la sahneye bitti benim için. Hı. Bak ne diyeceğim. Bugün bir mürebbiyeyle görüştüm. Ha. Kadını gözüm tuttu. Yarın gelip başlayacak işe. İyi, güzel. Nasıl biri? 40 yaşlarında. Eli yüzü düzgün bir kadın. 22 senedir çocuk bakıyormuş. Daha önce Sadık Beylerin yanında çalışmış. Aa, Sadık Bey'in hanımı çok titiz bir kadındır. İyi. Yarın başlıyor yani. Hı hı. Evet. Demir, ben sana mürebbiye istemediğimi söylemedim mi? Kendi çocuğuma kendim bakarım demedim mi? Benim sözümün hiç mi bir kıymeti yok? Allah Allah. Ne bu şimdi? Kızım, mürebbiye kötü bir şey değil ki. Sahneye gittikten sonra ne yapacağız? Davetlere falan gideceğiz. Adnan'ı kime bırakacağız? Evet. Ben seni düşünüyorum bir tanem. Beni düşünüyorsun ama çocuğuma bakacak kadına sen karar veriyorsun. Bir tanem bak, sen tanımadığın için. Bak, kadını tanırsan sen de çok seveceksin. Bu sevip sevmemin meselesi değil ki Demir. Bu kadını benim de tanımam icap etmez mi? Niye her şeye sen karar veriyorsun hem? Benim niye söz hakkım yok bu konuda? Kızım, sinirlenmene gerek yok. Sakin ol. Anneciğim, siz zaten hep benim susmamı istiyorsunuz. O yüzden susuyorum. Ben hiçbir şeye itiraz etmeyeyim, hiçbir konuda konuşmayayım. Peki. Benimle konuşurken üslubuna dikkat et. Senin karşında çocuk yok. Ben sadece bir şey söylemeye çalışıyorum. Yeter! Sen daha ne istiyorsun Züleyha? El üstünde tutuluyorsun, her şeyin var. Herkes üstüne titriyor. Sen rahat et diye mürebbiye tutuyorum, yine mesut olmuyorsun. Ne istiyorsun kızım sen? Bana saygı duymanı istiyorum Demir. Öyle değerli bir eşya yaptığım muameleyi değil. Ben insanım ya. Kadınım ben, anneyim Demir, anne. Öyle başka şey koydum bir biblo değilim. Öyle mi? Gel, kaçma o zaman. Gel de sıkıntılarını konuşalım. Tamam canım, yok bir şey. Yok anneciğim, bir şey. Tamam canım. Züleyha. Bana bak. Yüzüme bak. Niye mürebbiye istemiyorsun? Tamam Demir, getir. Mürebbiye getir. İstediğini getir. Karışmıyorum. Hayır, hayır. Konuşacağız. Ne yapmaya çalıştığını bilmek istiyorum. Niye mürebbiye istemiyorsun? Niçin bu kadar karşısın? Çünkü oğluma benden daha iyi kimse bakamaz da o yüzden. Bu mu yani tek sebebi? Başka ne olabilir ki? Bilmiyorum. Belki de başka bir niyetim vardır. Ne demeye çalışıyorsun sen? Açık konuş. Ben o mürebbiyeyi seni rahat ettirmek için tuttum. Sen istediğin gibi gez diye, Adnan'da aklın kalmasın diye. Ama sen Adnan her zaman yanında olsun istiyorsun. Mürebbiye gelirse bunu yapamayacaksın. Ne demek bu şimdi? Ben Adnan'ı alıp kaçamam yani, öyle mi? Demir, sen beni hiç anlamamışsın ki. Bir gün beni seveceksin Züleyha. Bir gün beni benim seni sevdiğim gibi seveceksin Züleyha. Bunları hep sen söyledin durdun Demir. Ama sen bana insan olarak, bir kadın olarak değer vermezsen ben seni nasıl sevebilirim ki? Züleyha, nasıl sözler bunlar? Sana değer vermediğimi nasıl söylersin? Hayatımda oğlumdan sonra en çok değer verdiğim şey sensin. Şeyim. Ben şeyim yani, öyle mi? Bu nasıl değer vermek Demir? Öyle demek istemedim Züleyha. Hayır, öyle demek istedim. Ben senin için bir şeyim. Ne giyeceğime bile sen karar veriyorsun. Nereye gideceğime, kiminle konuşacağımı, ne yapacağıma. Bunlara hep sen karar veriyorsun Demir. Sen beni esirin olarak mı görüyorsun? Hı? Böyle görüyorsan söyle. Ben de haddim bileyim, söyle. Kendini esir gibi hissettiğini bilseydim sana böyle davranmazdım Züleyha. Tamam, özür dilerim. Mürebbiye falan gelmiyor, tamam mı? Gelmiyor. Sen ne zaman, kimi istersen o gelecek, tamam mı? Tamam mı? Özür dilerim. İstemiyorum, getir.
Kimi istiyorsan getir. Züleyha. Züleyha. Seni üzmek en son isteyeceğim şey. Yapma böyle. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Özür dilerim, tamam. Sen ne istersen al. Hadi. Asma suratını, hadi.